bu coşkuyu, sizlerle birlikte bu sevinci sizlerle birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bu coşkuyu bizlere yaşatan, bu güzel sofraların hazırlanmasında emeği olan çok değerli belediye başkanımız şu anda alanımızda sizleri selamlıyorlar. Başkanımıza bir alkış rica ediyorum sizden. Alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah. Değerli dostlar, bugün burada inşallah Tokat Belediyesi tarafından yapmış olduğumuz son mahalle iftarları programını icra edeceğiz. Şimdi mahalle muhtarları adına Perakende Mahallesi muhtarımız Hüseyin Kuyucu Beyefendi bir açılış konuşması yapacaklar. Muhtarımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Başkan Yardımcım, sayın değerli müdürlerim, değerli katılımcı misafirlerimiz, değerli muhtar arkadaşlarım, bugün belediyemizin tertip yapmış olduğu 3. Ramazan iftar programına mahallemiz olarak Perakende Mahallesi, Kemer Mahallesi, Küçük Beyba, Büyük Beyba, Kemer Mahallesi adlarına, Geyras Mahallesi adına hepinize hoş geldinizdir. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Değerli dostlar, bugünkü muhabbet halkamızda çok değerli misafirlerimiz var. Çok özel konuklarımız var. Başta şehrimizin yetiştirmiş olduğu çok değerli ilim adamı, bilim insanı Profesör Doktor Mahmut Kaya hocamız bugün iftar soframızda. Muhterem Tokatlılar, sevgili hemşehrilerim, aziz dostlarım, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu mübarek ayda kendimizi düşünmeyeceğiz. Komşumuzu, yoksulu, garibi, gurabayı düşüneceğiz. Çünkü sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyuruyorlar ki مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِاُمُورِ الْمُسْلِم۪ينَ فَلَيْسَ مِنَّا. Müslümanların derdini, problemini kendi derdi ve kendi problemi gibi bilmeyen bizden değildir. Bunu hocalarımızdan sık sık duyarsınız. Dolayısıyla ülkemizin karşı karşıya bulunmuş olduğu bir takım sıkıntılar var. Bu mübarek iftar saatlerinde ülkemiz için dua edelim. Ülkemiz üzerinde bir takım kara bulutlar dolaşıyor. Bunlar Türkiye'nin dostlarını üzüyor, düşmanlarını sevindiriyor. Dolayısıyla duaların, dileklerin, niyazların kabul olduğu bu mübarek iftar saatinde İslam ülkesi üzerindeki bu menhus planların bertaraf edilmesi için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Çünkü oruçlu kimsenin duası indallah makbuldür. Biz tarihi tecrübemizle, bugünkü dinamizmimizle evelallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Bunda hiç şüphe yok. Ancak şahsi çıkarlarımızı, şahsi menfaatlerimizi bir tarafa bırakarak milletçe kenetleşmek, birbirimizle kenetlenmek zorundayız. Bu mübarek saatte hepinizi tekrar Allah'ın selamıyla selamlıyor, afiyetler olsun diyorum. Allah'a ısmarladık. Sayın Valim, İstanbul'dan misafirimiz olarak buraya gelen değerli Profesör Doktor Mahmut Hocam, rektörüm, Milli Eğitim Müdürüm, çok değerli kıymetli büyüklerim, sevgili teyzelerim, amcalarım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çok kıymetli, değerli çocuklar, değerli basın mensuplarımız, hepinizi bu güzel akşamda sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarken bu güzel mahalle iftarımıza teşriflerinizden, katılımlarımızdan ötürü hepinize de teşekkür eder, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Sözlerime başlamadan önce
ben de 2 gün önce bir bombalı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden 40 küsür vatandaşımızın, şehit olan vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların kederli ailelerine sabrı cemil Cenab-ı Allah niyaz eylesin. Hastanelerde yaralı olan vatandaşlarımıza da Allah acil şifalar versin. Biz şehit ülkesiyiz. Bu aziz vatan, bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış. Allah razı olsun, onların mücadeleleri, onların canları pahasına bu vatan, bu toprak, bu bayrak için mücadeleleri sonucunda bizler de bu vatanda yaşıyoruz. Ben buradan Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den bugüne kadar bu vatan için, bu bayrak için, bu din için canlarını veren tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ülkemizi böyle olaylardan bari eylesin, alıkoysun. Allah huzurla, bir ve beraber barışla yaşamayı hepimize nasip etsin. Kıymetli dostlar, 11 ayın sultanı bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonlarına yaklaştık. 4 gün daha kaldı orucumuza ve 5 gün sonra hep beraberce bayrama kavuşacağız. Ben bu güzel Ramazan'ın bizi bir araya getiren, rahmetin sağanak sağanak yağdığı, Cenab-ı Allah'ın mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı bu Ramazan'ın da inşallah hepimize güzelliklerle, iyiliklerle geçen bir Ramazan olmasını ve olduğunu temenni ediyorum. Bu ayda elde ettiğimiz bu güzelliklerinde bir ömür boyu hepimizin üzerine sirayet etmesini, iyiliklerle dolu yine bir yaşamı Allah hepimize nasip etsin. Çünkü Ramazan birliktir, beraberliktir, rahmettir. İyiliklerin doruğa çıktığı bir aydır. Kardeşliğin, komşuluğun belki daha da ön plana çıktığı bir aydır. Allah da bizi hep böyle komşularımızla, hepimizi böyle aynı çatı altında, bu bayraklar altında yaşayan insanlardan eylesin diyorum. Biz de bu Ramazan'ı böyle mahalle iftarlarıyla, yine komşu ziyaretleriyle, yine böyle bir ve beraber bir Ramazan olarak geçirmeyi nasip ediyor. 3 yıldır biz de mahalle iftarlarımızla, mahallelerimizle, mahallelerimizle birlikte oluyoruz, beraber oluyoruz. Ramazan'ın 2. günü Ya Rahmet Mahallesi'nden Vira Bismillah dedik ve mahalle iftarlarımızı başlatmıştık. Bugün de mahalle iftarlarımızın son iftarındayız. İşte son iftarımızda da Büyük Beyba, Küçük Beyba, yine Parakende mahallemiz, Geyras mahallemiz, böyle sizin gibi değerli hemşehrilerimizle son mahalle iftarımızı yapıyoruz. Çünkü bizi biz yapan duygular var. Biz öyle bir milletiz ki beraber olmayı hep kendimize rehber edinmişiz. İşte biz de bu mahalle iftarlarımızla hem bir taraftan dinimizin bize vecibe kıldığı bu güzelliği oluştururken, diğer taraftan da bir geleneği, böyle mahallelerde beraber iftar yapma geleneğini sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Ne mutlu bizlere ki böyle mahalle iftarlarında dolup dolup taşıyoruz. Binlerce insanla bir araya geliyoruz. Aynı mahallede oturan, aynı sokakta oturan, hatta aynı apartmanda oturan ama belki hiç daha bir araya gelmemiş olan ya da aynı sofrada beraber iftar yapmamış olan, işte böyle değerli hemşehrilerimize iftarlar açıyoruz, iftarlar yapıyoruz. İşte işin güzelliği bu. Şuradan baktığınızda bu resmi, bu güzelliği görüyorsunuz. Herkes bir araya gelmiş, aynı saatte beraberce iftar açmış. Yoksa hepinizin, inanıyorum, buradan çok daha güzel evlerinizde yemekleriniz var, yine tamamlarınız var. Ama buraya geliyorsunuz, bu güzelliği oluşturuyorsunuz. Ben bu güzelliği oluşturduğunuz için gelen, katılan hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bizler de sizlerle varız diyorum. Biz de bu ten,
bu can bizde olduğu sürece terimizin son damlasına kadar, gücümüzün yettiği kadar size hizmet etmeye, sizin için çalışmaya, her zaman sizin gönlünüzde olmaya, gönlünüzden çıkmadan bir duanızı almaya, hep yanınızda olmaya da gayret edeceğiz diyorum. Allah da bizleri sizlerden ayırmasın. Çünkü bizler sizin bir evladınızız, bir kardeşinizsiniz ve böyle de olmaya da hep beraberce devam edeceğimizi de özellikle de söylemek istedim. Evet, 4 gün sonra, 5 gün sonra bayram. Ben de buradan Allah hepimizi eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla, sağlıkla, sıhhatle bayramına da kavuştursun. Tüm İslam coğrafyası üzerindeki tüm kardeşlerimizin acıyla, gözyaşıyla, açlıkla, sefaletle bugün Ramazanlar yapan ya da bayramlar yapacak olan tüm ümmeti İslam alemine de Allah huzur, sükunet nasip etsin. Onları da bizler gibi böyle güzelliklerle bayramlar yapmayı nasip etsin diyorum. Bir kez daha katılan tüm siz değerli hemşerilerimizin ayağına sağlık diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yaptığımız ibadetleri dergahında makbul eylesin der. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun inşallah. Mübarek iftar sofrasında. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Çok muhterem kardeşlerim. Gerçekten sofralara yemekler dağıtıldığı zaman şöyle ayağa kalktım. Şöyle bir insicamla şöyle bir manzarayı, güzelliği seyrettim. İçimde dolan hisleri sizlerle paylaşmam gerekirse, bu sofralar gerçekten mübarek sofralar. Gerçekten dua sofraları, gerçekten cennet kokulu sofralar. İşte bu sofra bizim büyük bir aile olduğumuzu, büyük bir medeniyet olduğumuzu her zaman gösteriyor. İlimizde de bu büyük sofraları hazırlayan çok değerli belediye başkanıma, onun çok yakın mesai arkadaşlarına, en alt kademeden en üst kademeye kadar çalışanlarına teşekkür ederim, şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde çok az sayılı zamanlar kaldı. Artık rahmet ayının kurtuluş noktalarına geliyoruz. İnşallah bu son günlerde bunu idrak edeceğiz. Allah hepinizin yüzünü güldürsün. O güzel bayram erişmeyi Allah hepimize nasip etsin. Kadir Gecesi'ni idrak etmeye Allah hepimize nasip etsin. O yüzden son sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. Tokat'ın kapısını açtım. Sanırsın cennete düştüm. Sevdik, sevildik, coştuk, helalleştik. Hizmetkar olduk bu topraklara. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah Tokat'ımızın, hepimizin bayramı kutlu mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, huzuru, birliği, beraberliği daim olsun ve üzerimiz olsun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun, var olun.